Selamlar. Merhaba YouTube, merhaba Eda. Merhaba bilgisayar. Merhaba mouse. Nordgard'a başlamıştık arkadaşlar. Birinci bölümü yapmıştık. Girişte zaten bir video vardı. Hikaye modunu oynayacağız demiştik. Falan filan muhteşem bir kalan introsuyla birlikte. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Konuşa konuşa gidiyorduk. Çok daha fazla lafı uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum ve yükselerek evet ikinci bölümü oynadıyorum. Nasıl girdim ama? Ha, çeviri yapmıyordum. Türkçe altyazı vardı falan. But my heart was tormented by a darker appetite. Vengeance. Ayaklarımı uzatayım. Ha, şuradan açıyorduk, değil mi? Karaya çıkış, normal, oyunu başlat. Az önce şey yaptık. Bak unutmuşum hemen ha. Buzul göller oyuluyor, neredeyse hazır. İlk bölümde bir kıyı şeridi bulmuştuk, baskın yemiştik. Aile katledilmişti, intikam almak için ana karaya geçecektik. Sonra gemilerimizi bulduk. Daha doğrusu kıyımızı bulduk, gemilerimizi yaptık. Nordgard'a doğru yola çıktık. Gemilerimiz parçalandı. Ahşabı da köy merkezi yaptık. Artık geri dönüş yok. Klanımızı genişletmek için emirlerimizi bekliyoruz. Yapacak çok şey var. Yaşam alanımızı genişleteceğiz. Yakınlardaki köyleri kolonileştireceğiz. 8 bölgeyi kolonileştireceğiz. Görevimiz bu. Sağ üst tarafta çıktı arkadaşlar. Ve şan kasacağız. Tamamdır. Aynı zamanda mutluluk şan konusunda üstünlük sağlar. Genişlemeye faydalanırlar. İnşa et. Hemen ne o? Ev. Değil. İzci kulübesi. Sonra ev. Ne fark etti gerçi bilmiyorum Utku ama. İzci kulübemiz tamam. Buraya işçi çekmem lazım. Hemen gel buraya. Sen git buraya. Oy. Nay. Oy. Şimdi bu izciler yer arayışına girecekler. Bir kişi yemek topluyor. Evet. Şu an iki işçi de yemek topluyor, iki işçi de izci. Sağa solu bir açsınlar bakalım. Ay. Bir işçi daha geliyor. Bir işçi daha geldiğinde savaşçı kulübesi yapacağım. Üst taraf yemek. Bu taraf odunluk. Önce odunluğu. Sonra yemek veren kısmı kolonileştiriyorum. Hemen bir avcı barınağı yapmam lazım. Oduncu barınağı yapmam lazım. Şuraya bir oduncu barınağı kuralım. Şuraya da avcı barakası kuralım. Sonra işçilerimizi gönderelim buraya. Evet, şu anda iki işçi şey yapıyor. Bir işçi yanılmıyorsam boşta. Dört işçi nasıl boşta ya? Ha, bunlar çalışanlar, tamam. Savaşçı yapalım bir tane. E ile toplayalım savaşçıları. Gelin bakayım şuraya. Şurada şey çıkmasın bize. Kurt murt falan çıkmasın. İzcinin biri burada, diğeri burada. Güzel. Köylünün biri burada. Biri bitirmiş işi. Sen odun topla. Sen de yemek topla. Şimdi ne kadar yemeğimiz var? 173. Burası ne kadar derken? Tehlikeli bir durum var burada. Ucube yaratıktan iğnesi. Dragur. Eski yaşayan savaşçıların ölüleri. Hadi bakalım.
Şimdi tehlike varsa hemen ne yapalım? Hekim kulübesi bir tane. Şimdi burada bilgelik var. Yani şu haritadaki sağ sol alt köşedeki haritadaki bu şey işareti böyle imza gibi işaret bilgelik anlamına geliyor şurası. Şimdi ondan önce ben tabii ki balığa gideceğim ama tamam, burada mineral çıktı. Mineral çıktığı için önemli. Anladım. Tamam. Ama ben burayı savunulan bölgeyi klonalleştiremiyorum. Gidip kurtları temizlemem lazım önce. Sonra şurada bir kurt var. Onu da gidin temizleyin. Barış için geldik. Yeni bir klanla tanıştık. Koç gibi duruyor. Keçi, özür dilerim. Boynuzları şey yaptım. Keçiymiş. Biz geyiktik klan olarak. Keçi klan lideri, kötü bir niyetimiz yok. Hoş geldin Heridunlu Halward. Tamam. Sıkıntı yok. Bize benzer bir şeyler yaşamışlar. Yardım edeceğiz. Ne istiyorlar? Kurtlar tarafından köşeye sıkışmış durumdalar. Kurtları temizlememizi istiyorlar. Tamam. Büyüyeceğiz. 8 koloni görevi hala geçerli. Bunun yanında da ordu yapıp oraya gideceğiz ama tamam. Tamam. Bilgelik doldurduk. Bunu diyor. Keskin baltalar yapalım. Oduncular daha fazla üretim yapsın. Dostum saldırı altında ama benim ona yapabileceğim pek bir şey yok. Ben kolonileşmem lazım benim hala. Hatta ve hatta benim şuraya bir tarla inşaatı yapmam lazım. Hatırlarsınız geçen bölümden. Bir işçimi de buraya göndermem lazım şimdi. Ki benim daha işçiye ihtiyacım var. Ev de yapmam lazım bir yandan. Bir işçi çıksın, ona da ev yaptıralım. Oraya bir yiyecek deposu yaparız. Şu an şuraya ev yapsın mı? Buralardan balık gelebilir. Şurada bilgelik var. Mecbur burayı kolonileştireceğiz ileride. Sen direkt tarlada çalış. Evi bitirsin, bunu da tarlaya göndereceğim. Bitirdi. Gel direkt tarlada çalış. Ama önce yemeğim fena gitmiyor şu anda. Bir taş ocağı yapabilir miyim? Yapayım buraya bir tane. Hmm.
Şuraya daha balıkçı barınağı yapacağız. İzcim yaralandı. Çok tatlı ya grafikleri. Şuradaki işçi bitirdi. Buradaki işçinin kendisi nereden? Git çalış. Evet. Başka da işçim yok mu benim ya? Aa, odunum bitmiş. Ne kadar diyor? 80-70 var. Tamam, toplanır o. Bir ziyafet düzenleyelim. Şöyle bir artsın neşemiz, mutluluğumuz, üretimimiz. Hadi oğlum. Evet. Kış geldi. Aman ey. Ohoy. Mümkün mertebe yiyecek konusunda problem yaşanıyor. O yüzden yiyecek binalarını full işçi kapasitesinde tutmaya çalışıyorum. Dostum saldırı altında ama benim buna şu an için yapabileceğim pek bir şey yok. Şimdi benim bu tarla full. O madende çalışan biri var, yeter. Çünkü boşta benim bir işçim var. Balık toplanıyor. Savunma kulesi yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Şu ortaya demir ocağı yaparım çünkü şurada da bir maden var. Önce şurayı kolonileştirelim biz. 160 oldu, gel baba. Bilgelik gelmiş bu arada sağ en üstte. Kolonileşme için gereken yiyecek miktarını azaltır. Evet, kolonileşelim. Yiyecek saklama. Bu klan özelliği bu arada. Şunun yanında klan işareti var arkadaşlar. Yiyecek saklamanın. Dikkat, saldırı altındayım. Kurtlar geldi. Bu arada kurtlar bayağı... Hani saygıdeğer oldukları için öyle klanmış gibi düşünülüyor. Şimdi şuraya bir işçi göndereceğim ve buradaki bilgeliği arttıracağım. Ve bir demir ocağı yapacağım buraya. İzcim ölmüş.
alanları var. Şöyle adama doğru genişlemeye çalışıyorum ki. Şimdi demir ocağına emir vermemiz gerekecek. Ama tabii ben neyi atladım? Safutku. Daha demir toplamıyorum ki, ben taş topluyorum sadece. Bunu ordineri işçiye döndürelim hemen. Şurayı alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Al abi. Şu an işçi kapasitesine de ulaşmış durumdayız. Ev, ev. Teşekkür ederim bebeğim. İzin biri ölmüştü. Tekrar izci yaptım. Şimdi şuralarda kurt tehlikeleri var. Buraları kolonileştirmediğimiz sürece bu kurt tehlikeleri devam ediyor bu arada. Ama benim buradan adama doğru yol almam gerekiyor. Evet, bir asker de kaybettim bu arada. Buradaki demiri çıkaracağım şimdi. Şurada dostum hala saldırı altında ama dostum... Evet, şu anda 8 kolonileşme görevini bitirdik. Soylu olduk. Şuraya, şoraya. Şoraya bir demir yapalım. Şurada bilgemiz yok. İzciler fena yaralanıyor ya. Şu adamlar vuruyor. Pek ilgilenmeyeceğim şu anda o konuyla. Çünkü bayağı... Hah, şurayı... Yükseltebiliyor muyum artık? Yok. Ben burayı yükselteceğim. Ne yapıyor? Nüfus artışını %20 oranında arttırıyor. Onaylıyorum. Az önce taş gerekiyordu. Taşı gittim çıkardım. Şu anda fark ettiyseniz çatısı da mor renge büründü. Yiyecek saklamayı açalım. Kahraman amblemine gideceğiz o zaman. Demir madeni tamamlandı. Bizi götür oraya. Hop. Çalış. Boşta işçi
Bu arada saldırı gelirse de bu şekilde işçileriniz kendini koruyor ama pek yeterli olmuyor gördüğünüz üzere. Burada hero'lar büyük önem taşıyor. Askerler biraz şey de, şu görmüş olduğunuz yıldızlar var ya, onlar bayağı önemli. Yoksa bir asker gidiyor böyle. Ben şurayı alayım, buradan geliyor. Hem şuraya da bir izci göndeririz. Artık yolumuz açıldı çünkü. Evet, benim şu anda ordu oluşturmaya yetmiyor durumum. Oh. O yüzden ordu oluşturup öyle gitmem lazım. 5 adam yeterli olur diye düşünüyorum. Hekimim benim bir tane hala, değil mi? Evet. İlk çıkan işçiyi hekime göndereceğim. Sonra da bir ziyafet basacağım yemeğim yerine gelince. Yani o aradaki amacımla mutluluğu arttırıp izcim gene öldü. Oralara ihtiyacım yok artık ya. Şu anda izciyi kasmayacağım yani. Şuradan ne bulacak, ben onu çok merak ediyorum. Bir de ziyafet yapalım. Mutluluğumuz artsın. Evet, şu anda bir işçim daha geldi. Onu da şeye gönderdim. Balıkçıya. Evet, 100 gold ve bilgelik geldi. Sadece bir savaşçım var. Savaşçıya gidelim. Evet, şu anda işçiden kısa kalıyoruz. Sadece binalarımıza işçi atayamıyoruz ve o yüzden de ordumuzu genişlemiyor şu an için. Burada da demir ocağında da yapması gerekeni söyledik. Ordumuzu güçlendirmek için. Şu anda onu çalışıyorlar.
İşçi ihtiyacım var, işçi basın. Çok balıkçı oldu ama olsun. Şu an iki kişilik ordum var. Onu biraz büyütmek istiyorum. Balta atan kamp yaptım. Savaşçı kampından farklı olarak. Ziyafet düzenleyelim. Para yok. Şimdi yeni bir yıla ulaştık ama paraya ihtiyacım var benim. O yüzden yağmalar yapmam lazım. Bu niye mutsuz ya? Tükenen kaynaklar. Neden? Tamam bitsin o. Seni ilgilendirmez. Yağmaya gidelim. Tam bu kadar dert etmenize gerek yok yani. Şu anda nerede kısa işçi? Tamam git çalış. Yani boş durmayacaksın nihayetinde. Bilgeliğim geldi. Güzel.
Böyle bir de ulti gibi bir şey açıyorsunuz belli bir bilgelik sayısından sonra. Yani şu anda mutsuz olmaları için hiçbir sebep yok aslında ama. Bir gemi geldi yağmadan ve para getirdi. Buna da mutlu oldular. Evet, şu anda bir ordum var diyebilirim artık. Gidelim. Dostumuzu kurtaralım artık. Buradan geçiş yok. Şu an burayı aldı. Burayı da alması lazım şu anda. Ben kendim saldırı altındaydım mı? Onu çözmüşler. Bütün kurtları mı öldüreceğiz yahu? Tamam, orayı satın alması gerekiyor. Sonunda aldı. Tamam, kardeş klanı kurtardık. Edebiyete kadar. Ebediyete kadar. Aa, dilim dönmüyor. Yorulduk artık. Victory. Devam et. Arada bir gitme yapıyor ama neden bilmiyorum. Evet, ilk iki bölümü zaten ben bir oyunu denemek amacıyla oynamıştım. Şimdi sizler için kayıtlı bir daha oynatmış oldum. Üçüncü bölüme hep birlikte yelken açacağız. Daha sonraki bölümlerde diyorum. Müsaadenizi istiyorum.
El sallıyorum. Keyifli oyun video içeriğinin bir sonrakisinde. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Ne dedin sen? Çat deyip kapatıyorum. Ne dedin sen? Çat.